Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 4. sınıf matematik konularımızdan kesirlerde sıralama, büyüklük, küçüklük konusunu işleyeceğiz. İlk önce açıklamalarımızı okuyoruz. Paydaları eşit olan kesirlerde üstteki sayı yani pay çok olan kesir daha büyüktür. İkinci açıklamamız payları eşit olan yani üstteki sayılar eşit olan kesirlerde alttaki sayı payda az olan kesir daha büyüktür. Üçüncü açıklamamız tam sayılı kesirlerde tam kısmı büyük olan kesir daha büyüktür. Tam kısımlar eşit ise yanındaki basit kesire bakılarak karar verilir. Şimdi e, alıştırmalarımızı yaparsak daha iyi anlayacaksınız. Birinci alıştırmamız aşağıda verilen paydaları eşit kesirleri karşılaştıralım. 6'da 3 kesri ile 6'da 1 kesrini karşılaştırıyorum. İlk önce küçük bir açıklama yapıyorum. Bunu şöyle düşünelim. 2 tane pasta var. Birinci kişi pastayı 6'ya kesmiş. İkinci kişi de 6'ya kesmiş. Yani ikisinin kestiği parçalar birbiriyle eşit. Birinci kişi 3 parça yemiş. Diğer kişi 1 parça yemiş. O zaman 3 parçayı yiyen diğer kişiden daha fazla yemiş olacağı için 6'da 3 kesrimiz 6'da 1 kesrimizden büyük. Ne demiştik açıklamalarımızda yukarıda? Alttaki paydalar eşitse üstteki sayılardan çok olanı seçersek büyük kesri bulmuş oluyoruz. Diğerine bakıyorum yine paydalar aynı. Yani iki kişi de pastaları 8 parçaya eşit şekilde kesmişler. Parçalar aynı. Kesme kestikleri parçalar. Üste bakıyorum payda paylara bakıyorum. Birinci kişi 8'ini birden yemiş. Diğer kişi ise sadece 3 parça yemiş. Elbette ki birinci kesrimiz daha büyük oluyor. 14, 14. Hemen üste bakıyorum. 9 ve 6. Üstten büyük olanı seçeceğim. Büyük, büyük kesri bulmak için. O zaman baştaki kesir küçük. Diğer kesir daha büyük oluyor. Yine bakıyorum. iki tane bileşik kesir görüyorsunuz. Bileşik kesir olması fark etmez. Paydalara bakıyorum. 7 ve 7. Üsttekilerden çok olan daha fazla yemiştir pastalarımızdan. O zaman 7'de 16 kesiri 7'de 7 kesirinden daha büyük oluyor. Paydalar 35-35 Üste baktım 12 ve 17 var. 17 12'den fazla olduğu için evet baştaki kesir daha küçük diğeri daha büyük. 2 var 2 var. Üste 17 ve 11 var. 17 olan daha büyük olacağı için işaretimi bu şekilde koyuyorum. Gelelim ikinci alıştırmamıza. İkinci alıştırmamızda da aşağıda verilen payları eşit olan kesirleri karşılaştıralım. Bu kez paylar eşit. E az önce yaptığımız alıştırmanın tersini düşüneceğiz şimdi. Neden tersini düşüneceğiz? Şöyle düşünün. Birinci kişi bir parça yemiş pastadan. Diğeri de bir parça yemiş. Yani ikisi de birer parça yemişler. Fakat birinci kesrimiz, şey, birinci kişimiz Pastasını 8'e ayırmış, diğeri 5'e ayırmış. İki pastada büyüklüğü aynı olan pastaları ayırmışlar iki kişi de. Birincisi 8'e kestiği için onun parçaları küçük olmuş. Diğeri 5'e kestiği için onun pastasındaki parçalar daha büyük. O yüzden şöyle diyoruz, çok uzatmayalım. Paylar aynıysa alttaki sayılardan az olanı seçerseniz büyük olan kesri bulmuş olursunuz. Çok olan kesri bulmuş olursunuz. Hemen bakalım diğerine. 3 parça yemiş birinci çocuk. Diğer parça diğer çocuk da 3 parça yemiş. Ama birinci çocuk 10'a kesilmiş pastası. diğerinki 80'e kesilmiş. Bunun pastasının parçaları küçücük küçücük olmuş. Bu daha büyük olmuş. Ve o zaman bu baştaki kesrimiz diğer kesirden büyük oluyor. Hemen kuralımızı hatırlayalım. Paylar aynıysa, üstteki sayılar aynıysa alttakilerden, alttaki sayılardan az olanı seçmelisiniz. Büyük kesri bulmak istiyorsanız. Devam ediyorum. 5, 5 eşit. Az olan kim? Baştaki kesir. O zaman bu daha büyüktür. 12, 12. Alttakilerden az olanı seçiyorum. 7 ve 11 var. O zaman yine baştaki kesrimiz daha büyüktür. Bakıyorum paylar eşit alttakilerden az olanı seçtim yine baştaki kesir büyük oldu. Bakıyorum paylar 100/100 -100. alttakilerden az olan 27 burası 99 o zaman baştaki kesrimiz büyüktür. Geldik tam sayılı kesirlere. Aşağıda verilen tam sayılı kesirleri karşılaştıralım. Sevgili çocuklar ilk önce tam sayılara bakıyoruz 5 ve 5. İkisinin de tam yedikleri aynı olduğu için burada kimin büyük olduğunu ayırt edemiyorum. Ne yapıyorum? Yandaki basit kesirlere bakıyorum. 8'de 3 ve 8'de 6 var. Pay, paydalar aynı. O zaman altı parçayı yiyen daha fazla diğerinden daha fazla pasta yediği için ikinci kesrimiz birinci kesirden daha büyük oluyor. Birinci kesir küçük. Bakın bir tam sayılı kesir var. Burada hiç tam sayılı kesir yok. Basit kesir var. E, iki tane tam kesir yiyen yani tam kısmı e, olan diğer kesirden her zaman büyük olur. O zaman birinci kesrimiz bunun tam kısmı olmadığı için zaten büyük oluyor. Hiç incelememe gerek kalmadı. Diğer alıştırmamızda 3 tam yemiş. Burası 4 tane tam yemiş. O zaman diğer e yandaki basit kesirlere bakmama gerek yok çünkü tam sayılar farklı. 4 3'ten büyük olduğu için ikinci kesrimiz daha büyük, baştaki küçük. Tam kısımlar aynı 4 ve 4. O zaman diğerlerine bakıyorum. 7'de 3, 7'de 4. O zaman burası daha fazla olduğu için büyüktür. Yani 4 tam 7'de 4 kesri 4 tam 7'de 3 kesrinden daha büyüktür. Yine bakıyorum tam kısımlar aynı. 6 ve 6 var. Bu kez paydalar aynı değil. Paylar aynı. 2, 2. Hatırlayın. Üstteki sayılar aynı olduğunda alttaki sayılardan az olanı seçtiğimizde büyük olan kesiri buluyorduk. O zaman baştaki kesirimiz diğer kesirden daha büyük. Son alıştırmamız 8 tam 1 tam. Zaten diğerlerine bakmama gerek kalmadı. 8 birden büyük olduğu için Başta kesrimiz büyük oldu. Diğer alıştırmaya devam edelim. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Şimdi birinci alıştırmamızda bakıyoruz. Hep paydalar aynı. 7, 7, 7. Hemen Üste bakıyorum. En büyük olan kim? Evet burası. 7 bölü 7 en büyük. İkinci bu gitti. İkinci olan 7'de 5. Evet. Onu da çizdim. Üçüncü olan 7'de 3. O da gitti. Ve en küçük kesrimiz 7'de 1. İkinci alıştırmamızda paydalar farklı ama paylar aynı. Paylar aynı olduğunda az olanı seçeceğim. Yani şu kesir diğer kesirlerin hepsinden büyük. Onu en başa yazıyorum. İkinci olarak 5 gittiğine göre 7, 10 ve 14, 7 var. 7'yi ikinciye koyuyorum. Yani 3 bölü 7'yi. Sonra 10'u koyuyorum. 3 bölü 10. Ve son olarak 3 bölü 14 kesirini koyuyorum. 4, e, bu sefer tam sayılı kesirler var. Ne yapıyorum? İlk önce tam sayılara bakıyorum. 4, 3 ve 6 var. Tam sayılar farklı olduğuna göre en büyük 6 tam olduğuna göre 6 tamı başa yazıyorum. 6 tam 1 bölü 3 kesri en büyük. İkincisi 4 tam. 4 tam. 1 bölü 3. Ve son olan en küçük olan 3 tam. 1 bölü 3 kesri en küçük. Son alıştırmamın paylara bakıyorum. Paylar aynı. Hemen büyük olan bakıyorum. En az sayıyı seçtim. Evet 4 bölü 2 kesri en büyük. Birinciyi. Evet 4 bölü 7 kesrimiz ikinci. 4 bölü 9 kesrimiz üçüncü. Ve en küçük kesrimiz 4 bölü 99 kesrimiz. Beşinci alıştırmamız. Bir büyüklük küçüklük sıralaması yapılmış. Bu karşılaştırmaya göre A'nın alabileceği doğal sayı değerlerini bulalım. İnceliyorum. Paydalar aynı. 8'den büyük olacak, 13'ten küçük olacak. Buraya gelecek sayılar. O zaman A'nın yerine gelecek sayılar 8'den büyük olan 9, 10, 11 ve 12. 13 zaten burada. 13'ten de küçük olacakmış. O zaman A'nın yerine 9, 10, 11 ve 12 gelebilir. Diğer kağıdımıza bakalım. Buradaki karşılaştırmaya göre B'nin alabileceği doğal sayı değerlerini bulalım. Şimdi paylar aynı. 15 ile 10'un arasındaki sayılar buraya gelebilir. Yani 10'dan biraz daha ee, rakam olarak 11, 12'yi yazacağım ama kesir olarak daha küçükleri yazıyorum. Ee, 15'ten de daha az sayıları yazmalıyım. B'nin yerine o zaman... 14 gelebilir. 13 gelebilir. 12 gelebilir. Ve 11 gelebilir. 10 zaten burada. 15 ile 10'un arasındaki sayıları oraya koyabilirim. 7. ve son sorumuz. Yukarıdaki sıralamaya göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Altını çizmişiz. Çocuklar bazen olumsuz sorularda yani yazılamaz hangisi yanlıştır gibi soruların sonunun sorunun sonuna dikkat edin. Evet burada paydaları aynı olan kesirler var. O zaman buradaki paylar 3 ile 15'in arasındaki rakamlar gelebilir buraya. Yani şıklara da bakın. A şıkkında hep paydalar da 14. 14 payda olacak. Payın yerine 3 ile 15'in arasındaki sayılar gelebilir. Bakıyorum A şıkkı gelebilir buraya. 4 sayısını koyabilirim. 16'yı buraya koyamıyorum. Bakın cevabı bulduk. 14 ile 16'yı buraya koyamam. Çünkü 15 ile 3'ün arasında bir rakam değil 16. Cevabımız B şıkkı oluyor. Yine de C şıkkını kontrol edelim diğerlerini. 8, 15 ile 3'ün arasında gelebilir. 9 da gelebilir. Evet cevabı bu şekilde bulmuş olduk. Ve 7. alıştırmamızda da dersimizin sonuna geldik. Her zamanki gibi derslerinizde başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.